Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala da abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bakın şöyle size şu e hem de şöyle türbentimin çiçeğini göstereyim. Bakın sarılı ve kırmızı olarak şöyle çiçekleri daha çok kırmızı yoğunlukla, sarı biraz daha az olacak şekilde şöyle bir türbentimin çiçekleri var arkadaşlar. Ve çimeninde yapıyordum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bildiğiniz bu çimenden yaptım ve çok güzel bir model hazırladım size. Modelim iki çeşit arkadaşlar. Bu çimen üzerine bu şekilde daha önce e, hiç denemedim. Ağır bir şekilde yapmıştım. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Modelimiz bu. Böyle zincir halkaların üzerine e, dörder zincirden oluşan kirpikler yaptım. Bir de bu şekilde arkadaşlar çok hoşuma gitti. Kirpiksiz hali çok güzel duruyor. Böyle yuvarlak bir duruşu var. Bakın şöyle elimle tutayım. Daha net gözüksün. Bakın yuvarlak böyle dalların üzerinde daha bir hoş duruşu var. Şu dördüncü yedi tane zincir halkasından oluşuyor. Bu dördüncünün üzerine bu şekilde kirpik yapınca bakın biraz daha badem şeklini alıyor modelimiz. Böyle yuvarlak duruşu var. Böyle tüm gibi zarif. Bu şekilde de arkadaşlar şöyle bademsi yukarı doğru toplandığı için bademsi bir duruşu var. Bakın dalların yapılışı ayrı kolay çiçeklerim ayrı kolay bu şekilde bir model hazırlamak istedim şöyle yan yana da tutayım iki çeşit göstermek istedim arkadaşlar bunu da kirpiğini yapıp ikisini aynı değil de şöyle zevkinize nasıl uyuyorsa bu şekilde şöyle yan yana tutup bu şekil karar verin istedim şöyle inşallah gözüküyordur güzel gösterebildiğim kadarıyla göstereyim Tabii bunu böyle ütüleyince daha zarif oluyor arkadaşlar bakın ince tül gibi böyle tülbentin çiçeğin renklerinden yapmak istedim ee, şöyle bakın tek tek de tutayım çok hoş bir duruşu var arkadaşlar şöyle bir de bunu tek tutup modelimizin yapılış kısmına geçelim arkadaşlar Evet. çok tatlı oldu çok zarifliği çok hoşuma gitti arkadaşlar tül gibi böyle zarif oluşu ışık yansıması şöyle koyulatabiliriz Evet. Benim hoşuma giden bu favorim bu. Ama ikisi de zarif arkadaşlar. Şimdi modelin yapılış kısmına geçelim. Evet şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincirle hazırlıyoruz. Tüm dört kenarı bu şekilde yapıp şimdi arkadaşlar bu tülbent kenar tığlama işlemini köşe dönme işlemini YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yazdığınızda hemen karşınıza çıkacaktır bu şekilde. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, şöyle arkadaşlar e, yapılışına geçelim. Bu iki e, çiçeğimin arasına 9 tane koydum arkadaşlar. Bu bir hediye olacak bu şekilde. 2 4 6 8 tanesini hazırlamışım. Dokuzuncuyu da beraber yapalım. İlk başlar gibi başlıyoruz her zaman dediğimiz gibi. Şöyle yine telefonumu hafif kaldırayım. Evet. Arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığın içine sık iğne ile sabitleyip iki tane zincir çektim. Bir defa tığımı dolayıp hemen yandakine 2 2 alarak bir zincir çektim. 1 2 3 4 zincir yapmış olduğumuz bu minik trabzana kapatıp 1 2 zincir hemen yandakine geçiyorum. Evet, ara suyumuz bu şekilde. Bakın çok kolay ve zarif olan bir model. Şimdi dallarımız için yuva hazırlayalım. Yine iki zincirimi çektim. Aynı şekilde kirpiksiz üçgen trabzan yapacağız. Bir, iki zincir kapatıyorum. Bakın, aynı trabzan yapım şekli fakat ortada kirpik yok. Yine iki zincir, bir defa tığımı doladım. Yandakine giriyorum iki ve iki. Yarım trabzan. Üzerine yedi tane zincir çekiyorum. Yedi zincirimi şöyle çevirdim boş olan bu trabzanın tepe noktasına giriyor buraya sabitliyorum bir zincirle düz tarafına dönüyorum Evet bakın bu şekilde 7 zincirden bir yuva hazırladık bu sık iğne ile dönün muhakkak bu dal kısmı çok güzel duruyor arkadaşlar yukarı doğru dik bir şekilde güzel bir dalımız oluyor 3 zinciri çektim iki defa doladım iki ve 2 alarak bu şekilde bu üç zincir boyutunda bir trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri buraya kapatıp şöyle bir kirpik oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Hemen bakın dalımızı yapılış şekli de böyle kolay ve basit arkadaşlar. Hep iğneden ta hep ağır modeller olmaz. Arada böyle hafif modellerle de kişisine göre isteğini karşılamak gerekiyor arkadaşlar Şöyle hediyelik kolay ve güzel bir model Evet aynı şekilde yine 3 tane zincirimi çekiyorum Şöyle bakın dallarımın oluş şeklini göstereyim bu şekilde oluyor 3 zincirden sonra iki defa tığı dolayıp yuvaya girdim ilmek aldım şöyle 2 2 ve 2 trabzanın içine 4 zincir 4 zinciri buraya kapatıp bir kirpik oluşturuyorum 3 zincirle yine bu 7 zincirli yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum bakın 2 tane sık iğne bu bir bu da iki Evet şimdi 2 zincirle bu yarım kalan bakın yuvayı tamamlayıp boş olana kapatıyorum Şöyle sıradaki tığ battıya kapatıp bakın arkadaşlar bu şekilde e, bu üçgen kirpiksiz trabzanların üzerine 3 tane dal yapıyorum. Şimdi demin gösterdiğim bir tane ara suyundan buraya 7 tane veya 9 tane yapabilirsiniz. Tülbent ayar köşe kısımlarına göre değişiyor arkadaşlar. Bakın 2 zinciri 2 seferde aldım. Üzerine 4 zincir kapattım. 2 zincir yandaki tığ battıya yine iki zincir bir defa tığı doladım hemen yandaki tığ battıya şöyle bir trabzan 4 zincir kapat 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde 7 tane yapıyoruz bir tane daha yapalım 2 zincir bir defa tığı doladım yandaki yuvaya 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kirpik olarak kapattım şöyle 2 zincir yandaki tığ battıya girdim 1 2 zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 zincir 2 zincirle şöyle yandaki tığ battıya kapattım evet. çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar bakın 4 tane burada yaptık Şöyle göstereyim. Şu köşe kısmını göstereceğim size. Bakın arkadaşlar şöyle. Bu e, bunlar zaten arkadaşlar üst kısmına yapılacak. Üzerine e, ütü yapılacak. Bunlar yaparken zaten açılıyor bu şekilde. 7 zincir. Tam daha fazla büyük yapmayın. Şimdi şu e, köşe kısmını. Neden ben böyle 9 tane yaptım? Onu göstereyim dedim. Bakın. Çünkü arkadaşlar şu köşe kısımlarına e, bu şekilde Eğer çiçeğinizin gelmesini istiyorsanız ben e, bunu ölçerek yapıyorum şu şekilde göstereyim bakın şöyle biraz daha kamerayı küçülteyim alabildiği kadarıyla şöyle şunu bakın. şu uç kısımlarını Şöyle, e, şu taraftan yapılmış kısmında. Bakın bu köşem mesela tam köşeden başladım bu şekilde köşem gelsin diye. Bakın şöyle orta kısımlarından uç kısmından şöyle iki ucunu birleştiriyorum bakın. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Zaten yapa yapa artık gözde aşina oluyor. Şöyle şu orta kısma dek geliyor zaten. 9 tanesinden 7 tanesinden bakın bu şekilde şöyle katlayıp köşelere gelsin istiyorsanız e, yaparken bu şekilde arkadaşlar bakın böyle bakın tam bu şekilde buralara yaparsanız böyle de yapabilirsiniz veya göz kararı eliniz alışınca e mesela e, bakın 2 4 6 8 9 Burada 9 bazen burasını 8 bile yapabiliyorum çünkü hani bu köşe kısımlarını dek gelmesi için bu mesela bunu ben 8'den bıraksam biraz daha geriden olacak, köşeye gelmeyecek. Köşeye gelsin diye bir fazla ara suyu koyup onu köşeye getirebiliyorum. Hani ara suyu arada bir tane eksik veya bir tane fazla fark etmiyor. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi çiçeğin nasıl yaptık ona geçelim şöyle ipimi tırma sabitledim. Bakın arkadaşlar. Şimdi kırmızıdan sonraki bu dalı yapsam sarı yapmam gerekiyor. Şöyle size kırmızıdan çekim yapmak istediğim için hemen şöyle sarının sağdan başlıyorum. Buradaki 4 zincirli yuvadan dalımızın üstüne yaptığımız kirpikten girip ipimi buraya sabitledim. Bakın. 1 2 3 4 zincir. İlk başlarken alttaki sık iğne de olduğu için 4 zincir çekiyorum. 5'e tamamlanmış oluyor sık iğne ile arkadaşlar. Çünkü burası yoksa biraz diğerlerine göre daha büyük oluyor. Evet 2 2 alarak da bir trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir. Bir defa tığı doladım Şöyle net. Ve 2 2 Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir bir defa tığı doladım. 7 tane yapacağız bu zincir halkasında bak şöyle elimle bu çektiğim 5 zincirli yuvayı tutup şöyle trabzanın bel kısmından 2 2 alarak şöyle küçük bir trabzan yapıyorum yine 5 zincir bir defa tığı doladım yuvadan giriyorum şöyle trabzanı yaparken diğer elimle tırnaklarımla orayı tutup bu şekilde rahat bir trabzan yapıyorum. 5 zincir bir defa tığı doladım tam ortasından giriyorum şöyle 2 2 rahat yapmak için 5 oldu 3 4 5 zincir bir defa doladım yuvaya giriyorum şöyle tam ortasından şu elimle bakın onu kavrayıp şöyle 2 2 alarak trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 bir defa tığı doladım hemen yuvadan girip Iki, iki alarak trabzan 7 tane oldu bakın arkadaşlar hemen bunu şöyle yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum şöyle tam ortasına şöyle sabitleyip bu şekilde bir halka oluşturdum şöyle bir zincir çekip daha net görünsün ara kısma dört tane zincir çekiyorum bakın arkadaşlar gerçekten bu halkalı hali daha çok hoş duruyor. Evet, şimdi 4 zincirle köprü oluşturdum. Diğer bu 4 zincirli dalın içindeki kirpiğin içine geçiş yapıyorum. Sık iğne ile sabitledim bakın. Geçiş köprüm 4 zincir ve yine 4 zincir çekiyorum. İlk muhakkak yaptığım halkalarım 4 zincir arkadaşlar. Diğerleri 5'er zincir. Şöyle 2 2 1 2 3 4 ve 5. Bir defa tığı dolayıp şöyle ilk halkadan girip 2 ve 2. 1 2 3 4 ve 5. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girip şöyle 2 2. Bu şekil oluyor. 1 2 3 4 5. Bir defa doluyorum trabzanın arasından girip ilmek çıkarıp hemen şöyle tırnağımla bir alttaki yuvayı tutuyorum ki kolay bir şekilde seri bir şekilde çalışalım 5 zincir trabzana girdim şöyle 2 ve 2 3 5 oldu tekrar 5 zincir bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 1 2 3 4 5. Bir defa tığı doladım, yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 2 3 4 5 6 7. 7 tane olunca hemen getirip 4 zincirli yeşil yuvaya bakın hiç zincir çekmeden şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 4 zincir. 4 zincir benim diğer yuvaya geçiş köprüm. Yine bakın şu kısımda kapanmışsa şöyle açıyorum rahat bir şekilde giriyor girebiliyoruz Evet şöyle sabitledik 1 2 3 4 zincir bir defa doladım yine ilk olduğu için zincirimiz 4 2 ve 2 6 tanesi 5 zincirden bir defa doladım yuvaya girdim Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 ve 5. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 1 2 3 4 5. Bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 5. Bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle iki şöyle iki bir iki üç dört beş bir defa doladım yuvaya giriyorum iki ve iki evet iki üç dört beş altı bir tane daha bir defa doladım yuvaya giriyorum hemen iki ve iki 7 tane bu şekilde hemen bu yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum hemen. Evet kirpiksiz hali bu şekilde oluyor fakat şimdi biz kirpinin de nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. 1 2 3 4. buradan yip sık iğneyi bakın 3 sağda 3 de solda zincir halkalarımız kalıyor. Ortadaki yuvanın içine 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. Evet, kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Kapattım. Bu i̇kinci kirpik. 1 2 3 4 5. Bu da önce kirpik. Evet şimdi bunu bir zincir çektiğimize göre dibinden kesip yakacağız. Bakın arkadaşlar şöyle hafif kirpikler böyle bademi badem görünümü veriyor. Yukarı doğru kaldırıyor. Diğerleri de aynı şekilde yapılacak arkadaşlar. Yapalım. Evet yakılmış hali de bu şekilde oluyor. Hemen ipimi tığıma tutturup geldim. Yine 3 sağda 3 solda bırakarak ortadaki 4. yuvanın içine girip sabitliyorum. 5 zincir kapatıp ilk kirpiğimizi oluşturduk. 5 zincir ikinci 1 2 3 4 5 zincir. Bu da 3. biraz hareket katıyor. Bir de yukarı doğru topluyor arkadaşlar. Badem görünümü veriyor bence. Evet kırmızı kirpikli de bu şekilde oluyor. Demin kirpiksiz halini göstermiştim arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı kirpikli de şöyle tülbenti içindeki kırmızılarla bakın uyumu çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve görünüşü de böyle tül gibi zarif bir çiçek oldu. Evet bu da aynı ee, kirpikli sarı çiçeğimiz. Çok güzel bir çiçek de hazırladık. Dediğim gibi ütülenince bunlar çok zarif duracak arkadaşlar. Şöyle birbirine yakın tutarak göstereyim. Evet modelim bu. Böyle sallantılı haline de bir bakıtayım. Nasıl bir duruşu var modelimizin sallantılı halinde de. Şöyle bir bakalım. Çok hoş oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Şu geçiş köprünü üçer zincirde çekebilirsiniz. Sanki 4 zincir biraz büyük gibi. Evet. Modelimiz bu. Sarı ve orada rengi hatta bu da. sarısına yakın açık ton arkadaşlar ürventin içindeki renklerden bu şekilde hazırladım şöyle karşıdan üçüne birden şöyle bakalım çok güzel bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.